Tasavvufun mahiyeti ve hususiyetleri Cüneyd'in şeyhi olan Muhammed bin Ali Kassab'a sorulmuş. Cüneyd el-Bağdadi'nin şeyhi olan Muhammed bin Ali Kassab'a sorulmuş. O da şu cevabı vermiştir. Şerefli bir kişiden, şerefli bir zamanda, şerefli bir topluluk içinde zuhur eden şerefli huylardır demiş tasavvuf için. Şerefli bir kişiden, şerefli bir zamanda, şerefli bir topluluk içinde zuhur eden, açığa çıkan, meydana gelen şerefli huylardır demiş. Bu da güzel ifade etmiş bakın. Soru Cüneyd'e sorulduğunda ise şöyle cevap vermiş. Her türlü alakadan uzak bir şekilde Allah ile beraber olmaktır. İşte yine bu ifade, yani Allah'tan ayrı düşürecek, gaflete düşürecek bütün meselelerden uzaklaşmak. Dava, derdi, davası Allah ile olmak. Allah'ın rızasını elde etmek olması gerekiyor. Rüveyn bin Ahmet'e tasavvufun ne olduğu sorulduğunda o da şöyle demişti. Kişinin Allah'ın murad ettiği şeye tam olarak boyun eğmesidir. Evet, burada da derin manalar var. Kişinin Allah'ın murad ettiği şeye, Allah'ın muradına tam olarak boyun eğmesidir. Allah'ın muradı dediğimiz, Allah'ın iradesi dediğimiz, buna genel manada Allah'ın iradesi emri de girer. Buna boyun eğmek demektir tasavvuf. Böyle zaten diyoruz ya, tasavvuf İslam'ın özüdür diyoruz. Aslında bu da İslam'ın, yani İslam olmayı tarif etmiş burada. Allah'ın muradına boyun eğmek ne demektir? Hakiki manada İslam olmak. İslam'ın ayrı bir bahçesini... Tabii yani tasavvuf İslam'ın özüdür. Aslında İslam'ı anlatıyor yani. Aslında İslam burada anlatılan. Tabii tasavvuf dediğimiz zaman tasavvuf İslam'ın özünü anlamak demektir. Anlamak ve yaşamak. Tabii İslam'ı özünü anlamak, hakikatiyle anlamak ve yaşamaktır aslında. Devam ediyoruz. Semmun'a tasavvufun ne olduğu sorulduğunda o da şöyle cevap vermiştir. Hiçbir şeye sahip olmaman... Hiçbir şeyin de sana sahip olmamasıdır. Yani bütün kayıtlarından kurtulmuş olman diyor. Sen de hiçbir şeye sahip olmaman. Yani ben şunun sahibiyim gözüyle görmeyeceksin. Mutlak sahip Allah-u Teala'dır. Biz burada emanetçiyiz. Bu manada bu idrake hakkıyla varan hiçbir şeye sahip değildir. Hiçbir şeyim yok der. Neden? Her şeyin sahibi Allah çünkü. Ve kendisi de hiçbir şeye sahip olmamasıdır. Hiçbir şeyin de sana sahip olmamasıdır. Yani sen de Allah'tan başka bir şeye bağlı olmayacaksın anlamı çıkıyor burada. Hiçbir şey sana sahip olmayacak. Çünkü her ne şey sana sahip olduysa sen onun emrindesin demektir. Oysa Allah'ın emrinin dışında hiçbir şeyin emrine girmemek gerekir. Genel manada, özel manada bunu bu şekilde anlamak lazım, idrak etmek lazım. Ebu Muhammed Ceriri'ye tasavvufun ne olduğu sorulduğunda o da şöyle cevap vermiştir. Her türlü yüce ahlaka sarılmak, her türlü kötü huydan da sıyrılmaktır. Evet, bu da güzel bir tarif. Yüce ahlaka sarılmak, kötü huylardan da sıyrılmak. Zaten İslam olmak da bu, dinin özü de bu, mümin olmanın şeyi de bu, tarifi de bu, öyle değil mi? Amr bin Osman Mekki, bir kulun her vakitte o vakit için en uygun hal içinde bulunmasıdır. Evet, burada da yine güzel bir tasavvufun tarifi var. Derin bir tarifi var. Bir kulun her vakitte, içinde bulunduğumuz her vakitte, o vakit için en uygun hal içinde bulunmaktır. Yani o vaktin seni üzerindeki Allah'ın tecellisi ne ise, bu uyanıklıkta olmak, bu bilinçte olmak, bu şuurda olmak ve o tecelliye göre gerek nasıl harekette bulunulması gerekiyorsa ona göre de harekette bulunmak. O halin gereğine göre de harekette bulunmak. Bu da işte bir incelik. Bu da ilim sahibi olmayı gerektiriyor. Aslında bütün meselelere devam edeceğiz. Bütün bu meselelere, yani tasavvufun tariflerine vakıf olabilmek için en başta bize lazım olan ilim. Çünkü ilim olmadan bunların hiçbirisi elde edilmez. İlimle ancak bunlar ölçülür, tartılır, bilinir ve ona göre amel edilir. Ali bin Abdurrahim Kannat şöyle demiş. Manevi makamı genişletmek ve bundan asla ayrılmamaktır. Manevi makamı genişletmek ve bu manevi makamdan ayrılmamaktır. Yine tarif uyanıklığa çıkıyor işte. Uyanık olmak. Her daim uyanık olmak. Her şeyin idrakinde olmak. Ebul Hasan Kannat'a tasavvufun manası sorulduğunda şu karşılığı vermiştir. Tasavvuf kelimesi
Safa'dan alınmıştır. Tasavvufun köküne iniyor şimdi. Safa'dan alınmıştır. O da her vakitte vefanın gereğini yerine getirmektir. O da Safa kelimesiyle bağdaştırarak ifade etmiş. Safa'dan alınmıştır. O da her vakitte vefanın gereğini yerine getirmektir. İşte vefa göstermektir. Kannat dedi ki, tasavvuf zahiri yani dış elbiseye yün manasına gelen sufa, dış elbiseye verilen bir isimdir. Ama bu kelimeye verilen manalar ve sufilerin halleri birbirinden çok farklıdır. Şeyhlerden biri tasavvufun ne olduğunu sorusuna 3 cevap vermiştir. Birincisi, ilim şartına bağlıdır ki o kalbin bulanıklıklardan tasfiye edilmesi. Kalbimizi o bulanık hale sokan her hadiseden kalbi tasfiye etmek, temizlemek. O da ilimle, ilim şartına bağlanmış. Mevcudata yani varlıklara karşı güzel muamele etmek ve şer'i meselelerde Hazreti Peygamber'e uymaktır. Evet, üç şartını bu şekilde izah ediyor. İlim şartına bağlı olarak kalbi bulanıklıklardan tasfiye etmek, temizlemek. Mevcudata yani varlıklara karşı güzel muamele etmek ve şer'i meselelerde Hazreti Peygamber'e uymaktır. Bir defa bu bir esastır yani. Tasavvuf nasıl anlaşılır, yaşanılır denilirse mutlak surette bir defa şeriata bağlılık şart. Şeriatın hükümlerine yani Resulullah Efendimiz'in getirmiş olduğu, Allah-u Teala'dan getirmiş olduğu o bilgilere, o şeriat hükümleri dediğimiz meselelere mutlak surette uymak şart. Eğer bu şeriatın hükümlerine, zahiri manadaki hükümlerine uyulmadan tasavvuf yaşanılacağı, anlaşılacağı, idrak edileceği düşünülüyorsa bu abesle iştigaldir. Burada tasavvuf olmaz. Kişi kendi hevasından, hevesinden, nefsinden, şeytandan elde ettiği zevki tasavvuf zanneder bu sefer. Onun için şeriata uymak mutlak surette şart. İlim zaten baştan dedi, ilmin şartına bağlı olarak dedi, kalbin bulanıklıklardan temizlenmesi. Yani kalpten bu tasavvuf yoluna ters düşecek bütün hadiselerin kalpten ayıklanması, temizlenmesi. Kalbin cilalanması, zaten ehlullah'ın bir kısmı da öyle diyor ya. Kalp aynanı cilalayacaksın. Tasavvuf budur. Tarikatın amacı budur. Kalp aynanı ne kadar cilalarsan, berraklaştırırsan, işte orada nur-u Muhammedi, yani Muhammedi ahlak açığa çıkar. O aynada gözükmeye başlar. Kim kendi aynasını ne kadar parlatırsa, Muhammedi ahlak da o kadar zuhur etmiş olur o aynada. Aslında amaç bu. Biz kendi aynamızı, yani kalp aynamızı parlatmak davasındayız, gayesindeyiz. Amacımız bu olması lazım. Bu aynamız ne kadar parlarsa o kadar bizdeki o Muhammedi ahlak zuhur eder, açığa çıkar. O kadar da işte Allah'ın rızasına ermiş, Resulullah Efendimiz'in sünnetini yerine getirmiş anlamı taşır. Ve devamında ne diyor? Mevcudata karşı güzel muamele etmek. Bu da zaten dinimizin emri, şeriatın emri. Bir de tasavvufun gayesi. Tasavvuftaki gaye neydi? İşte tevhidi. Hakiki manada tevhidi idrak etmek. Hakiki manada tevhidi idrak eden zaten bütün mahlukata karşı hoş davranır, güzel davranır. Neden? Çünkü tevhidi idrak etti, anladı. O mahlukat diye gördüğü her şeyi halk edenin Allah olduğunu, o gerçek birliği idrak etti. Dolayısıyla işte biz birileriyle münasebette bulunduğumuzda, konuştuğumuzda karşımızdaki kişiden de bir, onun da bir ayna olduğunu, Hakk'ın o aynadan da yansıdığını düşünmemiz lazım. Ha, ayna ne kadar parlaksa o kadar nur yansır. Ayna ne kadar paslıysa, kirliyse oradan yansıyacak nur da o kadar zayıf gözükecektir. Ama her halükarda yansıyan nur Hak'tan gelen nurdur. Çünkü ondan gayrısı yok. Tevhidin hakikati bu. Bunu bu şekilde düşünmemiz lazım. Yani tevhid hakikatini idrak ettim derken Ali'ye, Veli'ye ondan yansıyan nura, bu Hak'tan yansıyan nur deyip de ona çok güzel muamele edip de işte geçip Hasan'dan Hüseyin'e bağırıp çağırıp onu ötelerse o zaman o aynadan habersiz demektir o kişi. Hasan'dan Hüseyin'den yansıyan da o nur, ama o nur belki demek ki onun aynasının kirli olmasından dolayı zayıf yansıyor. Buradaki hakikatlerden bir tanesi de
karşımızdaki muhatap olduğumuz insan şeriata muhalif bir iş işlediyse, yani Allah-u Teala'nın günah dediği bir fiili işlediyse, biz onun fiilini kınayacağız. Bakın buraya dikkat edelim. Fiili kınayacağız. Fiilin hoş olmaması sebebiyle o kişiye nasihatte bulunacağız. Bu yanlış. Bunu yapma. Bu Kur'an'da Allah'ın emrine ters düşen bir fiil. Resulullah Efendimiz'in sünnetine ters düşen bir fiil. İşte günah diye nitelenen bir fiil. Ya da mekruh diye nitelenen bir fiil. Dolayısıyla bu fiili yapma diyeceğiz. Nasihatimizi edeceğiz. Onu hakka hakikate yaklaştırmak adına gayret sarf edeceğiz. Ama onun özüne, hakikatine buğz etmeyeceğiz. Çünkü onun özü hakikati haktan gayrı bir şey değil ki. Tevhid bu işte. Onun fiiline, çünkü şeriat bunu diyor, yani fiilini kına. Onu cezalandırdığımız zaman fiilini cezalandırıyoruz. Şahsın özü kendisi değil. Resulullah Efendimiz sahabe-i kiramla birlikte bir yerde otururken bir cenaze geçmekteydi önünden ve ayağa kalktı. O zaman sahabe uyardı güya kendince. Dedi ki ya Resulullah, o Müslümanların cenazesi değil, bir Yahudinin cenazesi dediği zaman, o zaman Resulullah Efendimiz o da insan dedi. Buradaki kastı, yani onun özüydü. Resulullah Efendimiz onun özünün hakikatini, yani burada tevhid meselesi. O da insan derken, yani her şeyi yaratan Allah değil mi? Onda açığa çıkan da Allah'ın esmaları değil mi? Anlamı var adeta. Burada kınadığımız zaman işte fiilini kınayıp fiilini cezalandırmamız lazım kişinin. İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta şöyle bir izahatta bulunur. Gerçek hakim Allah'ı hakkıyla idrak etmiş, anlamış bir hakim hüküm verdiğinde, bir kişiyi cezalandırdığında, şeriatın gereği o kişiye bir ceza verilmesi gerekiyorsa, o cezayı verdiğinde o cezayı uygular. Şeriatın emrinin neticesi o cezayı uygular. Cezayı uyguladıktan sonra o kişiye kardeşim diyerek sarılması lazım. İşte adaletli hakim bunu yapması lazım. Bu örnek bizim için de geçerli. Biz de icabında evimizde, çoluğumuza, çocuğumuza bazen bir ceza veriyoruz değil mi? Hoş olmayan bir harekette bulunduğunda. Aziz Allah Celle Celaluhu. O cezayı verdiğimizde fiilinden dolayı cezayı verdiğimizin bilincinde olmamız lazım. Yani kişiye buğz etmek, kişiden nefret etmek, kişiye karşı bir öfke duymak değil burada. Burada o buğz etme Allah için, Allah'ın emrine aykırı bir fiil işlediği için. Ve o ceza yerine getirildiğinde işte o kişiyi kalbimizde zerre kadar nefret, kin olmadan kardeşim deyip kucaklayabilmemiz lazım. Eğer bu muhabbet yoksa kalbimizde o mümin kardeşimize karşı, bizim imanımız kıttır. Gerçek müminliğe ermemişiz demektir o zaman. Bu hakikati her zaman aklımızda tutalım. Bir insana mizacımıza ters gelmesinden dolayı o insandan hoşnut olmayabiliriz, onun davranışları. Ama bu onu ondan nefret etmeye, ona karşı kin beslemeye sevk etmez. Sevk ediyorsa bu imanda problem var. Bu müminde problem var. Burayı asla unutmayalım. İkincisi hakikat diliyle cevaptır ki buna göre mülkün yokluğu sıfatlara kölelik etmekten kurtulmak ve göklerin yaratıcısıyla yetinmektir. Sıfatlara kölelik etmekten kurtulmak. O sıfatın sahibi olan Allah-u Teala'ya gerçek köle olduğunu, kul olduğunu anlamak demektir. Böyle olduğu zaman işte yaratıcıyla, alemlerin yaratıcısıyla kul yetinmiş olur. Sebep, her şey bir sebeptir. Sebebi yaradanın Allah olduğunu görmek lazım. Sebeplere müracaat edeceğiz. Çünkü kamil bir mümin sebeplere müracaat eder. Sebepleri aradan çıkarmaya kalkarsa bir insan, o cahildir. Allah-u Teala bu alemi, bu sistemi böyle kurmuş. Bizim sebeplere müracaat etmemizi emrediyor. Sebeplere müracaat edeceğiz. Ama o müracaat ettiğimiz sebebi yaratanın Allah olduğunu, o müracaat ettiğimiz sebepten bize cevap verecek olanın Allah olduğunu bilmemiz lazım. Bu bilgi, bu şuur içerisindeysek sıkıntı yok. Sebebin yaratıcısının Allah olduğunu bilmemiz lazım. Üçüncüsü olarak hak diliyle verilen cevap ise şudur. O onları sıfatlarından tam olarak saflaştırır, arındırır, temizler ve böylece onlara sufi denilir. Evet, işte ondan sonra o kişilere sufi denilir. Saflaşmış. Saflaşmış çünkü. Sebeplerin yaratıcısının Allah olduğunun idrakine varmış. Her meselede Allah'ı görüp,
her yaptığı işte Allah'ın rızasını gözetir hale gelmiş. Ebu Hüseyin Nuri, tasavvuf nefsin hazlarını terk etmektir diyor. Nefsin hazlarını terk etmektir. Şimdi bu konuda tabii birçok ehlullahın sözleri var. Bir işe yöneldiğin zaman nefsin istek duyduğunu görüyorsan o işten geri dön diyor, terk et. Çünkü nefs insanı hep kötülüğe sevk eder. Buradaki kastedilen nefs hangi nefs ama? Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime mertebesinde olan nefs. Bu mertebedeki nefisler insanı kötülüğe sevk eder. Şimdi sözü, kelamı dedik ya, hep mertebesine yerleştirmemiz lazım. Eğer mertebeye yerleştirmezsek meseleleri anlamakta hataya düşeriz. Bazı meselelerde vardır ki bizim özümüz, hakikatimiz anlamında nefs kelimesi orada da kullanılır. Nefs. Nefs bir şeyin kendisi, özü, hakikati anlamlarına gelir. Bazı ehlullah nefs kelimesini kullanırken nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime mertebelerine atıf yaparak kullanmıştır. Burada ayırmamıştır. Yani kötülüğü emreden nefs hükmünce kullanmıştır. O zaman der ki nefs her daim kötülüğü emreder. Hangi nefis? İşte bu üç mertebedeki nefis. Bir de bunu safiye nefs mertebesi için söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyemeyiz. O artık saflaşmış. O Allah'ın emri rızasını gözeten bir nefs. O zaman sözleri mertebesince değerlendirelim. Buradaki ehlullah'ın bu sözü de tasavvuf nefsin hazlarını terk etmektir derken, bu saydığımız nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime mertebelerindeki insanlara nefsi mertebesine hitap etmiş oluyor.